Bugün 23 Ocak 2014 tarihi ve günlerden Perşembe, ikindir üzeri. Adana Atatürk Parkı'ndayım ve karşımda saygıdeğer İsmail Seydoğlu var. Güneş henüz batmış değil, burası Atatürk Parkı. İleride Türk bayrağı dalgalanıyor, kuş sesleri de var. Turunçlar olgunlaşmış, güzel bir Adana günü. Kış mevsimindeyiz ama sanki bahar mevsimi gibi. İsmail abi, karşımızda Türk bayrağı var bu parkta. Şimdi sen de yıllardan beri bir bayrak taşıyorsun, bir bayrak koruyorsun. O bayrak hakkında bilgi verir misin İsmail abi? Buyurun. Tabii ki, teşekkür ederim. O bayrak, tarihi bir bayrak. 1933 yılında babam muhtardı. Ben o zaman 5 yaşlarındaydım. Ve Atatürk vermiştir bu bayrağı 1933 Cumhuriyet Bayramı'nda kullanmak üzere bütün muhtarlara. Ve Türkiye'de ben bunu araştırmasını yaptım. Kimse de kalmamış ve koruyamamışlar. Ancak ki babam ve ben korudum bu bayrağı. Çünkü güve diye bir sinek vardı. O sinek yer bitirirdi bunu. Onu biz bal mumundan muşamba yaparak içinde koruduk. Bütün yazılarıyla beraber muhafaza ediyorum. Kendimde taşıyorum bu bayrağı. Efendim. O 3 gün geceli gündüzlü o zaman bir bayram yapıldı. Bu bayramın yapılmasında babamı kaymakam komite başkanı olarak tayin etmişti. 5 köy toplandı. 3 gün geceli gündüzlü bayram yapıldı burada. Bayrak bayramı mı? Evet. Köyde, köyde. Köyde. Neler oldu mesela bayramda? Bayramda o gün ben ufak yaşta olduğum için onu çok iyi şey yapamıyorum. Yalan bir Osman bilmem ne diye bir şey yaparlarmış o zaman. Böyle kulağımda kaldı, iyice hatırlayamıyorum. Onun oyununu yaptılar, bilmem neyini yaptılar. Her köylü oraya toplandı geldi. Bir 40 dönüm arazi üzerinde bir çadır, bir hamam yaparak orada yattılar, kalktılar. 3 gün geceli, gündüzlü bayram yaptılar. Bayrak bayramı. Bayrak bayramı. Bayrağı sevgi. 10. yıl Cumhuriyet Bayramı diyor buna. Evet. O zaman kıymetli muhterem Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil de Halk Fırkası'nın başkanıydı, genel başkanıydı. O bayrağı hala koruyor musunuz? Hala koruyoruz o bayrağı. Elimizde hatıra olarak onu bulunduruyorum ben. Ömür boyu da çocuklarıma da söylüyorum bunu böyle koruyacaksınız diye. Ne mutlu bayrağım diyenlere. Tabii tabii. Öyle olduğum için bayrağı ben çok sevdiğim için. Yakamda bayrak. Bak şimdi burada. Dışarıdan bunu tabii görmezler İsmail Seydoğlu'nun nasıl olduğunu. Telefonumda bayrak. Telefonumda bayrak. Efendim daha burada neler var şimdi bak. Aman Allah. Burada daha neler var? Aa. Cebimde bilen sakladığım Türk bayrağı var bak. Evet. Çok güzel ama. Peki madem bu kadar bayrak seviyorsun, bayrak hakkında güzel bir söz söyle, güzel bir şiir söyle. Ne diyorsa onu söyle bakayım. Şimdi onu söylemek de biraz zor şimdi şu anda hemen birden. Onu söylemek şimdi zor. Evet. Ne diyelim İsmail abi? Ne mutlu o bayrağa sahip çıkanlara. O muhakkak. O muhakkak. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu bayrağını çok sevenlere. Evet, bayrak biliyorum. Bizim hasiyetimiz, namusumuz, şerefimiz. Bizi daima bayrağın altında, bu bayrak bizi koruyarak, bu bayrağın altında yaşıyoruz. Bayraksız hiçbir devlet olmaz ama bizim bayrağımız da bütün devletlerin bayrağının üzerinde. Evet, böyle söylüyor İsmail Seydoğlu. Burası Atatürk Parkı. Hayat devam ediyor. Etrafta insanlar oturuyorlar, sohbet ediyorlar ve Türk bayrağı dalgalanıyor. Ve karşımda bayrağı tekrar koynuna sokan kendisi Sumbas ilçesi Mehmetköy'den İsmail Seydoğlu. Bir ömür boyu bayrak sevgisiyle yaşayan bir insan. Bugün evimde en aşağı 30-40 tane bayrak var. 3 metre büyüklüğünde de bayrağım var benim. Maşallah. Bu kadar bayrağı.